Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız bir önceki dersimizde abstrakt metotlardan bahsettikten sonra interfacelere bir başlangıç yapmıştık. Interfaceler de yine yazdığımız bu programda oluşturduğumuz objelerin gerçek dünyaya ait bazı özelliklere sahip olmasını sağlamamıza yardım ediyordu. Nedir işte, gerçek dünyada da bazı objelerin, bazı klasların belli başlı ortak özellikleri vardır. Mesela işte katıların bazı davranış şekilleri vardır ve bunlar ortaktır. Tamam, katı obje olarak bir üst sınıfı extend edebilirler. Fakat Java'da daha önceki dersimizde bahsettiğimiz üzere sadece tek bir class extend edilebiliyor. Mesela burada hiyerarşi diyoruz ya, daha alt sınıflar da oluşturabiliriz elbette. Bunlar mesela bunu extend ederler. Diğerleri daha da uzatabiliriz, bunu dallandırabiliriz. Fakat her bir buradaki yaptığımız karenin sadece tek bir üst hiyerarşik yapıda bir üstü olabilir. Sadece tek bir üst olabilir. Java'da sadece tek bir parent'ı oluyor demiştik. Birden fazlayı desteklemiyor. Java'da birden fazla parent'a alternatif olarak bir interface yapısı sunuyor bizlere. Interface dediğimiz yapı ise bu class'ların içerisine bazı ortak metotlar, ortak abstrakt metotlar sağlanmasını sağlıyor. Garip bir cümle oldu bu. Neyse. Yani burada belirtmiş olduğumuz bazı metotları bu klaslara dahil ediyor. O klasların içerisinde yeniden tanımlanmasını mecburi tutuyor daha doğrusu. Şimdi bakacak olursak burada bir build adlı interface oluşturduk. Mesela nasıl düşünebiliriz? Öğrenciler için bir class oluşturmuştuk biz. Bu build de bilgisayar kullanabilme özelliği ile ilgili olsun. Yani bu öğrenci kategorilerinden mesela işte fen öğrencilerinin bilgisayar yeteneği de mecburi olacak, bulunması gerekiyor olacak mesela. Bunun için build interface'in içerisine de bazı metotlar ekledik. Bu metotları burada tanımlayamıyoruz. Bunlar abstrakt metotlar olmak zorunda. Tabii metot tanımlarken her zamanki gibi metot tanımlamasında yaptığımız gibi mesela buralara bazı şeyler de ekleyebiliriz. Parametreler, return type'ını da değiştirebiliriz interface'te. Bu şekilde metotlar yazmamızda sorun yok. Fakat yapamadığımız tek şey, bunlar abstrakt metotlar oldukları için içlerini burada dolduramıyoruz. Fakat içlerini başka yerlerde doldurmamız gerekecek. Nerede diye düşünürseniz de bu interface'i implement eden, yani kullanan, içerisini dolduran klaslarda. Mat öğrencisine gelelim. Şimdi extends OGR demiştik. İsterseniz deneyebiliriz mesela extends OGR. OGR'nin yanında bisikleti extend edebilir mi? Burada gördüğünüz gibi olmuyor. Hani zaten extends bir şey yazdıktan sonra eğer virgül koyarsanız doğrudan hata verecektir. Implement diyoruz ve bundan sonra gördüğünüz gibi mor olarak da algıladı. Implement edeceği interface'in adını yazıyoruz. Interface'in adı bil. Şimdi tamam, bunu yazdıktan sonra mat OGR'de yine bir problem var. Unimplemented metotları eklememiz gerekiyor. Aynı OGR'nin içerisine bazı abstrak metotlar, daha doğrusu tek bir abstrak metot ekledikten sonra olduğu gibi. Otomatik olarak oluştur deyince gördüğünüz gibi bilgisayarda yaz ve bilgi metotları burada override şeklinde bulunuyor. Şimdi burada içini doldurmak olsun hadi. System out print diyelim. Yazdım desin. Burada bilgi A ile B ile ilgili bir işlem yapalım. Onun sonucunu döndürüyor olsun mesela. Böyle bir şeyler yapsın mesela. Şimdi biz OGR deneye gidecek olursak, çok fazla karmaşık olmasın. İsterseniz şunlardan kurtulalım. Çalıştırdığımız zaman şu an bir problem yok. Biz neyi yapmıştık? Mat öğrencisine interfesini implement ettirdik. Mat öğrencisi burada O2 idi. Mesela
Burada yazmaya çalıştığımız zaman neydi? Bilgisayarda yazdı sanırım. Bu metodu yine görmüyor, tanımıyor. Üzerine geldiğimiz zaman yine @cast var. Mat öğrencisi olduğunu buna söylüyoruz ki mat öğrencilerinde çünkü bilgisayarda yaz metodu var. Aynı az önce burada bulunan metotlarda olduğu gibi. Ve çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi konsolda yazdım satırını görüyoruz. Şimdi fan öğrencisine de ekleyelim bu özelliği. Implement build diyelim. Ve fan öğrencisini tıklayarak unimplemented metodları eklesin. Buna da system out print elen ekledim. Bu da tamam tamam yazdım desin. Birazcık farkı olsun mesela. Bu da bilgide mesela daha farklı bir şey yapsın. Ve onun sonucunu döndürüyor olsun. OGR deneye gelecek olursak fan öğrencisi olan O1 nokta bilgisayarda yaz dersek eğer şuradan alalım. Yine bir casting ekleyeceğiz. Typecast fan öğrencisi olduğunu belirtiyor olacağız. Aynı öncekinde olduğu gibi burada tabii ki cast ettiğimiz objenin gerçekten de O1'in fan öğrencisi olduğunu garanti ediyor olabilmemiz gerekiyor. Şimdi tamam bilgisayarda yaz metotlarının o interface'i implement eden bütün klaslarda bulunmasını sağladık. Birden fazla interface'i de implement edebilirdik. Mesela build dedik ya burada yeni bir interface ekledim hemen. Bir süre kontrolü de yapalım. Bu da mesela çiz interface olsun. Çizimle ilgili bir şeyler yapabildiğine dair olsun. Public void çiz metoduna sahip olsun. Tabii bu bir abstrak metot olduğu için interface'in içerisinde yer aldığı için bunu burada doldurmuyoruz. Ve çizmesi gerekenler de fen öğrencileriyle psikoloji öğrencileri olsun. Implements, bil ve çiz dedim. Gördüğünüz gibi birden fazla interface'i implement edebiliyoruz. İstediğiniz sayıda interface'i implement edebilirsiniz. Bilden kaynaklanan bazı metotların içini doldurduk. Çizden kaynaklanan bazı metotların da daha doğrusu tek metot olan çizin içerisinde doldurmamız gerekiyor. Tamam tamam çizdim desin. Ve burada da psikoloji öğrencisi de herhangi bir şeyi implement etmiyordu. Implement dedim. Çiz dedim. Ve buraya da biz implement edilmemiş metotları eklememiz gerekiyor. Çizi override ediyoruz. Bu da çizerim abi desin. O da garip oldu biraz. Çizerim abi falan diyor. Şimdi o geri dönelim. Psikoloji öğrencisi olan O3 çizebiliyordu. Aynı zamanda fen öğrencisi olan O1 çizebiliyordu. Bunlar da tabii typecasting yapmamız gerekiyor olacak. Fen öğrencisi ve ne öğrencisi? Psikoloji öğrencisi. Daha doğrusu yukarıdaki psikoloji öğrencisi olduğunu belirtmemiz için. Burada çalıştırdığımız takdirde gördüğünüz gibi tamam tamam yazdığımı gördük. Üst satırlarda çizerim abi ve tamam tamam çizdiğimi de görüyoruz. Yani bunlar çalışıyor herhangi bir sorun olmadan. Şimdi yukarıda bu üçünü de öğrenci olarak tanımlamıştık. Yani OGR objeleri bunlar demiştik. Bunları benzer bir şekilde ne yapabilirdik? Hepsi fen öğrencisi, mat öğrencisi, psikoloji öğrencisi derdik. O zaman şu alt taraftaki castinglere hiç gerek kalmazdı. Doğrudan bunlar zaten fen OGR, mat OGR, PC OGR klaslarına ait objeler olduğu için herhangi bir şey değişmedi zaten sonuçta. Yazma usulümüz değişmiş oldu birazcık. Bu şekilde de yapabilirdik. Şu an süreyi bir bakalım. Bunun dışında fen OGR demiştik hani. Buraya build de diyebiliriz. Yani bunun build interface'ine ait bir obje olduğunu söyleyebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi bu durumda
Yine burada doğrudan çağırırken birazcık problem oluyor. Casting eklememiz gerekiyor yine. Gördüğünüz gibi ad söylemesi için otomatik olarak casting eklediğim zaman burada OGR olduğundan bahsetti. Fan OGR de diyebilirdi fakat ad söyleme metodu OGR'nin içerisinde yer aldığından dolayı bu şekilde demesinde bir sorun yok. Şuraya dönecek olursak ad söyle şurada yer alıyor. Oradan buraya da aktarılıyor ama ad söylemek için hani şuraya ait bir obje olduğunu bilsek bize yetiyor. Şimdi mat öğrencisini de bile alabiliriz. Psikoloji öğrencisini çize alabiliriz. Bu şekilde mesela castingleri ekledik. Bu şekilde yazdığımız takdirde gördüğünüz gibi O3 için çizde bir sakınca yok. Çünkü onu bir çizim çiz interfeysinin type'ında belirlemiş olduk. Yani O3'ün type'ı 3 şey olabilir. OGR olabilir. Çünkü içine koyduğumuz PC OGR OGR'yi extend ediyor. PC OGR olabilir. Zaten sağ taraftaki obje PC OGR olduğu için. Veya çiz olabilir. Çünkü PC OGR çiz interfeysini implement ediyor. Yani bu şekilde mesela mat OGR içinde bil dedik. İsterseniz ha, tamam. Bil dediğimiz için bil interfeysine ait olduğu için burada aşağı satırlarda gördüğünüz gibi O1 ve O2'yi bilgisayarda yaz dediğimiz zaman sorun olmadı. Fakat O1'in aynı zamanda çizebildiğini belirtmemiz için burada fen öğrencisi olarak ekledi. Buraya çizde yazabilirdik isterseniz. Çünkü çiz interfeysinin type'ını verirsek de O1'e çizebiliyor olacaktı. Çalıştırdığımız zaman da herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi bu interface yapısını sağlayaraktan biz bir hiyerarşi oluşturduk. Tabii mesela burada verdiğimiz interface'i daha alt kademelerden class'lar da implement edebilirler. Ve daha farklı interface'leri de implement edebilirler. Bu tamamen işte projemizi kategorilere ayırmamıza, biraz daha organize bir şekilde çalışmamıza yardım ediyor. Ve proje tek kişi tarafından yapılıyor bile olsa, mesela tek başınıza çalışıyorsunuz, tamam, ama bütün yazacağınız klasları aynı günde, aynı haftada bitirmeniz mümkün olmayabilir. İleriye yönelik de bazı yapıları oluşturmak isteyebilirsiniz. Mesela ne olabilir işte? Arabalar olsun. Araba üst klasını extend edecek her model. Bunun dışında bazı özellikler olabilir. Mesela klima özelliği olan arabalar için işte klima interfeysi yaparsınız ve klima çalıştır metotlarını implement edenler otomatik olarak o metoda işte ortak bir özellik olarak sahip oluyor olacak olur. Sonra ayrı bir test klasında main metodunuzun bulunduğu test klasında da bunları test ederken diyelim bütün arabaların kliması olan bütün arabaların klimalarını test edeceğiz. Orada bir döngü ayarlarsınız. O döngüde de sadece işte klima interfeysini implement eden araçların klimalara ait olan metotlarını çağırırsınız. Az önce burada nerede? Burada yaptığımız gibi mesela çiz interfeysine ait olduğunu belirttik. Burada bil interfeysine ait olduğunu belirttik. Mesela klima interfeysine ait olan objelerden o arabaları oluşturursunuz ve klima interfeysine sahip oldukları için, onu implement ettikleri için o bazı belli başlı metotları da, o abstrak metotları daha doğrusu kendi içlerinde tanımlamış olacakları şartını da vermiş olursunuz. Eğer bir interface'in içindeki abstrak metotları yeniden zaten override etmezlerse Java onu compile etmiyor. Burada boş da olsalar o metotları override etmek gerekiyor. Evet, abstrak class dedik, abstrak metot dedik ve interface dedik. Bunlar tamamen hani Java'nın programcılarına yönelik olarak onlara yardım etmek üzere olan tanımlanmış şeyler. Ve biz de bunları hiyerarşi oluştururken kullanıyoruz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.